GG Play Now e, açıklamaya koyacağım web sitesinden OpenNet Launcher'ı indiriyorsunuz. Launcher kurduktan sonra ise içinden Big Time indiriyorsunuz. İndirdikten sonra giriş yaptığınız ekranda bir server ekranı ile karşılaşacaksınız. Yani şu an olan ekran Gateway mesela diye adlandırılan mesela Los Angeles, Frankfurt, New York, Sao Paulo, Hong Kong, Tokyo, Singapur, Seoul gibi serverlar var. Bunlardan hiçbir farkı yok. Sadece MS farkları var. MS farkları bulunmaktadır. Yani bir ek özelliği yoktur. Mesela Golf. Popülasyonu very high'da. Oscar medium'da. Yani sen buraya girmeye çalışırsan zorlanacaksın. Ya da içerideyken MS problemleri yaşayabileceğin anlamına geliyor. O yüzden giriş yapacağın zaman popülasyonu daha az bir olan bir server'a girersen senin için daha iyi olur size uyan sorulardan birisine giriş yaptıktan sonra ilk defa size e, ekranda bir kontroller ekranı çıkacak. Hangi tuşların kullanıldığını anlatan ve yönlendiren bir ekran bulunacak. Onu burada ekranda size göstereceğim. Bundan sonra ise sınıf seçimi, yani ilk defa bir tane giriyorsanız size sınıf seçimi için olan ekran karşınıza gelecek. Bu çok önemli değil ya da biraz araştırıp Bizim diğer videolarımıza bakıp Karakterinizi ona göre seçebilirsiniz Ya da Seçtikten sonra da değiştirebilirsiniz Çünkü oyunda Pocket Watch denen bir sistem var Yani şu an bir saati kastıktan sonra Farklı saatlere yani yeni bir çar açıyormuşsunuz gibi yani böyle Hitap böyle şu an size anlatıyorum ki daha iyi anlamanız pekişmeniz için Yeni bir çara geçiyormuşsunuz gibi saatinizi değiştirebiliyorsunuz ve sınıfınızı o saatin statlarıyla birlikte değiştirebiliyorsunuz. Her saatin kendine özel e, özellikleri ve statları vardır. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Tabi buna ilerleyen zamanlarda hep bahsedeceğiz. Sınıfı demiştik. Siz ne seçtiniz? Yoruma yazmayı bunu unutmayın bu arada. Bu videoyu izledikten sonra eğer bir sınıf seçtiyseniz hangi sınıfı seçtiniz? 4 adet başlangıç sınıfı var. Hangi sınıfı seçtiyseniz mutlaka yazın. Seçtikten sonra oyunu size yönlendirdiği eğitimleri takip edin ve oyunu öğrenmeye çalışın. Bu arada multiplayer özelliği yani arkadaşlarınızla girmemiz için 8 seviye olmanız lazım. 8 seviye olduktan sonra multiplayer açılıyor ve arkadaşlar, arkadaşlarınız ile birlikte girebiliyorsunuz. Belirli görevler var onları takip edin ve o esnada öğrenmeye çalışın. Merak ettiğiniz bir konu olursa kesinlikle Discord sunucumuza, sunucumuza ve bu YouTube kanalına gelmeyi unutmayın. Burada her şeyin cevabını bulacaksınız. Bunların haricinde oyun menülerine bir ufak göz atalım. Hemen Los Angeles Bravo'ya giriş yapıyorum. Oyun menülerini kısa bir göstereceğim ama bunlara ayrıntılı bir şekilde sonra tekrardan giriş yapacağım. Şu an Servera giriş yaptım. Tabi sizin başlayacağınız nokta burası değil. Ee, sizin başlayacağınız hani şey görevini yaptıktan sonra eğitimleri tamamladıktan sonra siz bu şehirde spawn olacaksınız. Diğer o az önce ko kullandığım potu da anlatacağım. Onları ilerleyen zamanlarda anlatacağım. Şu an sadece size menüleri de göstereceğim. Yani oyun için menüler, mekanizmalar, neler, ne var, ne yok onları bahsedeceğim. İlk önce ana ana şey oyundasınız şu an. Taba basıyorsunuz. Bu menüyü gelmeniz için taba basıyorsunuz. Taba bastıktan sonra inventory yani envanter ile karşılaşacaksınız. Envanterinizde karakterin üstündeki itemları taşıyan bir slot, slotlar bölümü var. Onun dışında kendi envanteriniz var ve ek ee, cepler var, ek çantalar var. Bunları siz ilerledikçe göreceksiniz. 10 seviyeden sonra açılıyor bu çantalar. Bu yuvalarınızı çeşitli durumlara göre çoğaltabiliyorsunuz. Çantaları geliştirebiliyorsunuz. 2 tane çanta yuvası var. Onun haricinde başlangıçta sizin bir pocket watch yani saat yuvanız bir tane olacak ve 2 tane çak takabileceksiniz. Tabii bunların tier seviyeleri var. Değiştirme durumları var. Ve bunların rarity'leri var. Bunlara ilerleyen zamanlarda tabii ki gireceğiz. Statlar. Şu anki sizin karakterinizin statlarını şu kısımdan inceleyeceksin. Curse. Curse kısmı var. Premium Curse. Ya, ya da token sayınızda buradan erişebilirsiniz. Token sağ üstte de gözüküyor. Burada da gözüküyor. Burada zaman kristali ve çeşitli augmentler var. Yani Curse'lar -cur 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 var. Bunlarla isterseniz craft malzemesi olarak kullanırsınız. İsterseniz bunları biraz stekleyip hepsinin kendine özel bir stek sayısı var stekleyip de satabilirsiniz bunların fiyatlarına ya da satış işlemlerine openlut üzerinden bakabilirsiniz bunun haricinde timeline kısmı var timeline kısmı yani en başta size belirtmek, belirtmek istediğim şey şuydu çar değiştirebiliyorsunuz demiştim bak mesela şu an benim olan saatim ne saati Quantum Fixer saati mesela ben timeline'a gelip bak şu an kaç benim saat seviyesi Benim 37 seviye bir quantum fixer saati. Tak buradan çar değiştirir gibi değiştirebiliyorsunuz. Ve hop ben ne yaptım? Yeni bir quantum fixer saatine geçiş yaptım. Yani başta başladığınız sınıf pekişmeniz için önemli ama bu kalıcı bir sınıf değildir. Bunu buradan değiştirebilirsiniz. Üçüncü sekme olarak dur envanter kısmında anlatmadım. Tabii ki bir yer var. Burada e, saatinizin ismini değiştirebilirsiniz. Güzel bir isim koyabilirsiniz ya da bir not düşebilirsiniz ki ben bunu şu için yapacağım, bu için yapacağım. Mesela şunları ben niçin? Bunların için çöp. Bunları atacağım. bir sürü saatim var. onların hepsi envanterde bir şey e, metaverse'te. Onların hepsine bakacağız. Mat materyaller var burada. Bu materyalleri dungeon'ların içinde Moblardan veyahut belirli kısımlardan düşürebiliyorsunuz. Mesela hani kaya kazabilirsiniz, bir görev yapabilirsiniz, bir şey kırabilirsiniz. Bunlar dungeon içinden çıkıyor ya da dungeon dışında da yani açık dünyada gezerken de bu kayalardan düşürebiliyorsunuz. Burada yetenekler kısmı var. Mevcut olduğunuz yetenekler burada gözüküyor. Açtığınız mevcut olan yetenekler burada gözüküyor. Bunları buradan alıp şöyle kendi slotunuza ekleyebilirsiniz. Bu şu an yaptığım şekilde. Onun haricinde şu an için şey barımız burada. Skill barımız burada. Bunu kendinize göre, skilllerinize göre kullanmak istediğiniz pota göre ya da kendi stilinize göre burada değiştirebilirsiniz. çöp burada çeşitli kısa yollar var. Bunları daha sonra girersiniz. Timeline'a baktık. Timeline'ı anlattım. Ha, hatta şunu anlatayım sol üstte 37 yazıyor o benim saat seviyem sağ alın altındaki 37 ise rank yani hesap seviyesi ee, onun haricinde hesap seviyesi kalıcı ama saat değiştiğiniz zaman o üstteki seviye değişiyor yani burada xp barınızı görüyorsunuz burada isminizi burada bir title'ınız varsa title'ı buna tabii sonradan görüş yapacağız ve burası skill ağacı ve statlar stat pointleri ve skill ağacı Şimdi skill ağacına sonra tekrardan bir ayrı bir video gelecek. Çünkü bu biraz ayrıntılı bir konu ve e, şöyle bir durum var. Sizin belli eğitmenlerle bazı skillleri açmanız, gere aç aç, 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 açmanız gerekecek. Onun haricinde bazı çarklar var. A çarklardan bahsetmedim. Bak derken bizim çark niye göz gözükmüyor? Oo. Bir bug var. Bug yokmuş. Sarur Dolu olduğu için şu an dediğim gibi big time bir geliştirme aşamasında olduğu için yani full bir halde olmadığı için bu tür şeylerle karşılaşabiliyorsunuz. O yüzden giriş yapacaksanız bunun haberinde olun. Mesela bazı çarklar var. Bu arada saatlerin bir de çarkları var. Hani saatleri stat olarak ve skill olarak destekleyen çarklar var. Çark yuvaları ve saatleri anlatacağım sonra. Mesela bazı çarklar Mesela bu Flash ve Grenade sapları, yani skill ve skill ağacını açabiliyor. Skill ağacımız bu şekilde, skill point'ler geliyor, skill point'lerle açık olan skill'leri, şey yani açılabileceğiniz skill'leri açabiliyorsunuz ve seviyesini yükseltebiliyorsunuz. Mesela, tak, şu an bunu yükseltebilirim ama kullanmadığım bir şey olduğu için gerek yok. Onun haricinde pasif, pasif ağacımız var. Pasif ağaç da bu şekilde. Pasif point puanlar var. Pasif puanları da e, Bir abi şey açtıktan sonra yani açtıktan sonra kendi ağacınızda açmak için veya yükseltmek için burada o puanları da kullanabiliyorsunuz. Koleksiyon kısmı. Bu koleksiyon kısmı Enventördeki item slotlarıyla bağımsız. Bu koleksiyon tamamen kozmetik. Yani title. NFT bir title. bu Bunların hepsi NFT. Şu kısmı da horgulas yuvaları. Şunlar emot yuvası. Bunlar dediğim gibi Üstünüze takabileceğiniz NFT ko ko kozmetikler ve yuvaları burada ne için kullanıldığı söyleniyor. Ve burada da daha kullanılmayan ya da en azından benim kullanmadığım ama yakında açılacak olan yuvalar var. Burada ise Hourglass yani kum saati denen bir şey var. Onun yuvaları var. Normalde bir yuva açık oluyor ve 5 yuva var toplamda. Ben iki yuva daha açmışım toplamda üç yuva var. Bunlar da zaman kristaliyle açılıyor. Bunlara daha sonra girişeceğiz. Şimdi full koleksiyon. Yani burada gözükmeyen neler var? Bak kum saati bunlar. Bunlar tabi süresi bitmiş. Bunun 40 dakikası kalmış. Bu da 41 saat. 2 dakikası kalmış. Bak. Mesela üstüne bir tane silah takabiliyorsun. Diğer silah ise full koleksiyon kısmına gözüküyor. Onun haricinde Space. Space kısmı yani. o Ona da daha sonra ayrıntılı gireceğiz. Ama bu sizin Metaverse'inize ekleyeceğiniz Space ve Crafter'ları burada gösteren, listelenen bir sekme deko yani e, space'inize ya yani space diyemeyeyim de metaverse kısmınızı ekleyeceğiniz dekorasyonu bu, bu, gösteren bir sekmedir deko kısmı dekorasyon buradan da direkt marketplace'e gidebilirsiniz çok fazla kullanmıyorum ben marketplace'e gittiğim zaman hiç bu şeyi kullanmıyorum ama kullanışı bir tuş olabilir kişiye göre değişir şimdi görevler kısmı görevlerinizi görev ayrıntınıza burada ulaşabilirsiniz mesela diyor ki burada görev diyor ne diyor bir brief'i ve objektifi burada veriyor. Ve hani sana ne yapman gerektiğini söylüyor. Ve ne ödül verecekse. Hani bir ödüllü bir görevse altında hemen verdiği ödülleri burada listeliyor. Onun haricinde shop sekmesi var. Şu an için e, open loot'taki time kristali satışı yap, yapan sekmeye yönlendiriyor. Ve e, mod chip satılıyor. Mod chip'ine de gireceğiz. Time kristalini ne işe yarıyor bunların hepsine gireceğiz. Ama şu an için temel amacım bu menüleri göstermek. Onun haricinde şunu da göstereyim. Hazır. Hani 4-5 seviye, 4 ya da 5. seviyede ya da belli bir seviyede sizin metaverse'ünüz açılıyor. Bu herkese açılıyor. Bu sizin bir eviniz gibi düşüneceksiniz ki zaten eviniz. burada bir adet deponuz, bir adet dönüş portalımız, bir adet ise burada bir şey vendor'ünüz var. Weapon game v var. Buradan silahınıza gemler yani silahınızı yükseltmeler yapabiliyorsunuz. Mesela bazı taşlarla silahınızı burada geliştirebiliyorsunuz. Buna daha sonra ayrıntılı gireceğim. Mesela normalde burası kapalı. Burası kapalı. Buraya space bağladığın zaman açılıyor. Burası normalde kapalı oluyor. Bunlar benim eklediğim şeyler. Normalde bunlar olmuyor. Onun haricinde burayı açtıktan sonra bu iki kapalı bir space. Mesela bu kapıyı kullanmıyorum. Buraya buraya bir şey eklemedim. Buraya, bakayım ne çıkmış. Bak mesela Görüyor musunuz? Ankamın hargalar, kırık orglas düşüyor. Mesela spacelerde böyle random şeyler düşüyor. Yani random kum saatleri düşebiliyor. kırık kum saatleri. Mesela tak. Hazır gelmişken de Vardına vurayım. Craft'ı bitirelim. Mesela Hourglass. Craft'ımızı bu time vardığında yapıyoruz. Onun haricinde üstümüzde ne var? Mod chip'i de var. Kristalimiz de var. Biraz daha mod çipi alıp hazır denk gelmişken Craft'ımız bitmiş çünkü normalde bunu burada yapmayacaktım ama Hazır denk gelmişken yapayım Biraz da mod çipi alalım Mod çipi ematteriz'de mod çipi varsa üstünüze alın craft yaparken <laughs> Yoksa iyi sonuçlarla karşılaşmazsınız Mesela geldim Craft item Tamamen bu benim planımda olmayan bir şeydi şu an hazır Geldim göstereyim istiyorum Roll Mesela ne diyor? %50 xp, %10 xp, xp. Tak, tak. İki tane %10 çıktı. Tablo'umuza. Mesela bunu geldim. Kitledim. Count'un dedim. İki katı 30 dakika daha fazla veriyor. iki katını verecek ve bu şekilde özelliklerle bir Horglass etmiş olacak. Horglass nedir? Ona bir sonraki bir videoda giriş yapacağım. Onun haricinde oyun esnasında göstermediğim oyun işi göstermediğim bir şey var mı? Bir var. Tabii ki var. Hemen onu da size gösterelim. Siz de faydalanın hem de fazla bir uzun bir video olmasın. Şurada Vendroidler var. Bu Vendroidler için ayrı bir video yapacağım. Onun haricinde 8 seviye oldunuz. Parti kurmak istiyorsunuz ya da bir arkadaşınızı partiye devretmek istiyor. Nasıl yapıyor? P'ye tıklayarak bu menüye ulaşıyorsunuz. Mesela e, e, etraftaki kişiler burada gözüküyor. Mesela artı ikonuna tıklayıp davet ediyorsunuz partiye ve giden davetler burada gözüküyor. Kabul et ettiği esnada burada gözükecek. Ama mesela diyelim yanlış davet ettiniz. Tak çarpıya basıp tekrardan iptal edebiliyorsunuz. Onun haricinde chat'e enter ile giriş yapıyorsunuz. Partiye girdiğiniz zaman parti chat'i ayrı oluyor. Zone yani bölge ve global sohbet sekmesi bulunuyor. Log kayıtı da burada var. Log kayıtını da bakmak merak eden insanlar olursa diye. Şimdi ekstra olarak en son ne yaptın, ne ettin, ne düştü? Burada N tuşuna basarak ekstra bir log sekmesi var. Buradan da bunu Gözden ne biliyorsun? Onun dışında ışınlanma noktası var. Işınlanma noktasını da göstereyim. Bunu hakkında ayrı bir şey yaparız. Mesela siz geldiniz ha burada bir ışınlanma noktası var. Ama siz de bunlar açık olmayacak. Neden? Çünkü o bölgeye gidip orada açmanız gerekecek. Ya bir tane açık olacak buradan ya da açık olmayacak. Siz gideceksiniz. Bölgelere tek tek gideceksiniz o bölgelere ya da giden arkadaşınıza TP atacaksınız. Bu bölgeleri bölgelerdeki spawn point'leri açacaksınız. Ve bu şekilde belli bir ücret karşılığı ışınlanacaksınız. Ama bu ücreti düşürmenin bir yolu var. Saat değiştirerek. Mesela saat bir seviye saate geçtiğim zaman bunun ücreti 70 oluyor. 1482'den 70'e düşüyor. 50'ye düşüyor. 20'ye düşüyor. Gibi değişiyor. Onun haricinde bir olayımız var mı diye düşünüyorum. Hmm, dediğim gibi başta hani bunu bir şöyle bir planlayarak bir video yapıyorum ama sonra aklıma ne gelirse gerisi tamamen ha şu kısmı gösterelim. Bir de her şeyi de gösterelim. Mesela günlük görevler ve haftalık görevler bu sekmede gözüküyor. Mesela görev sekmesine gelelim. O diyor bunu bunu yap diyor. Dur bakalım. Bak ha revansla burada gözüküyormuş. Pardon ben burada dedim ama burada gözüküyormuş. Mesela XP ve altın veriyor. XP ve altın, XP ve altın. Bak mesela Tandır Küp Portal. Bu özel bir portaldır. 30 seviye görevini yaptıktan sonra bunlar geliyor. 30 seviye görevini ya yapmadıysan eğer bunu alamaz. Onun haricinde çağrınıza göre eğitmenler var. Eğitmenlerin bölgesi var. Bunun için mesela Quantum Fixer bak. Mesela benim eğitmen burada bir tanesi. Görüyor musunuz? Map'te çeşitli eğitmenler var, bölgeleri var. Bunları bulacaksınız. Ve onların şeyleri var. Çeşitli yerlerde görüntüsü ve ha bak map var. Şu an bu map'i böyle açıp bakabiliyorsunuz. Nerede ne var, ne yok. Tabi bunu da benim şu an numlokum olmadığı için yakınlaştıramıyorum, uzaklaştıramıyorum. Bunu tuşunu ayarlamadım ama sonra ayarlayacağım tabii ki. İlk başladığınız zaman şuradan başlayacaksınız ve şehire geleceksiniz. Bir ekstra bir oyun hakkında bir sorunuz olursa lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayınız. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı unutmayınız arkadaşlar. Çok güzel bir video oldu. 19 dakika mükemmel. İyi, iyi günler dilerim.